çek istersen. Şöyle odaya orta.
Arkadaşlarım, sevgili toprak severler, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben diyeyim arkadaşlar. Ben bugün ne yapıyorum? Yarma yapıyorum arkadaşlar. Yarma çekiyorum, tarla yapacağım. Eskiden böyle yapardık. Şimdi değirmenlerden satın alınıyor ama ben yine aynı sistem devam ediyorum. Bugünkü işimiz de bu. Bugün tarla yapacağız arkadaşlar. Geç kaldım biraz ama olsun. Bu sene bizim işler bayağı bir yoğun. O yüzden tarlaya geç kaldım. Bugün de bu işe bir girişelim bakalım dedik. Şöyle yarmamızı bir çekelim. Çektiğimiz yarmayı elekten geçiriyoruz arkadaşlar. Bu yarmanın ununu elemezsek tarhanamız yapışır kazanın dibine. İyi olmaz.
arkadaşlar. Yoğurduğumuz 1-2 gün bekledi. Çaldığımız yoğurt. Şimdi makinemizi alıp yayacağız arkadaşlar. Biraz da su dökeceğim şimdi. Yayığımıza başlayacağız. Yayığımıza başladık, hadi bakalım. Ateşimizi de yaptım. Şöyle kazanımız da hazır bekliyor. Makinemize bir bakalım. Ya toplantıya başlamış. Yavaş yavaş yağ toplanmaya başlamış. Yağ oluşmaya başlamış. Kenarlardan da görüyorsunuz. Biraz daha yapalım. Yağımız olsun. Yağımız oldu. Şöyle ayranımızın yüzünden topluyoruz tenceremize. Kar gibi çok güzel yağımız. Tenceremizin içinde soğuk su var arkadaşlar. Yağın toplanması için. Dağılıp gitmesin diye, erimesin diye. Kendini toplasın diye soğuk su koydum tencereye.
Şöyle birazcık daha çalıştıralım. Daha sonra ayranımızı kazanımıza alta alalım. Evet arkadaşlar, yayımızın yağını aldık, ayranımızı. Ayranını boşaltıyorum kazana. Tenceremde birazcık daha yoğurdum var. Onu da yayacağım. Evet arkadaşlar, kazanımızı ocağa koyduk, ayranımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz ısınınca, el yakacak kıvama gelince yarmasını dökeceğiz arkadaşlar. Yarmamız da burada ocağımızın yanında bekliyor. Bir kişi dökecek, bir kişi karıştıracak, yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişireceğiz arkadaşlar. Ayranımız ısındı, yarmasını dökelim. Şöyle yavaş yavaş yarmasını katıyoruz. Karara işi karıştırma işi arkadaşlar. Karıştırma, sürekli karıştıracağım. Pişene kadar karıştıracağız.
tarhanamız fokurdamaya başladı. Bayağı bir kıvama gelmeye başladı. Birazdan tuzunu da atacağım arkadaşlar. Tuzunu niye geç atıyorum? Çünkü ayran keş olmasın diye. Kesilmesin yani. Keş olmasın, kesilmesin. Biraz daha kıvamına gelsin. Tuzunu da atacağım. İşte böyle. Tarhana tartar boğazımı yırtar. Gel koca pilav beni kurtar. Ne demişler? Tarhana bulgur karnımı doldur. Böyle kokur diyor. Göbek atıyor tarhanamız. Evet arkadaşlar, tarhanamız kıvamını aldı. Şöyle. Artık zor dökülüyor. Tuzunu atıyorum şöyle. Kendi damak tadınıza göre atabilirsiniz. Şöyle biraz karıştıralım. Bir tadına bakarız böyle. Tuzu iyiyse atmaya gerek yok başka. Çorbasına da atacağız nasıl olsa yaparken. Bu çok tatsız tuzsuz olmasın diye atıyoruz bunu. Az kaldı bayağı bir. Az bir şita ekliyorum. Şöyle altını da çektim artık, altındaki kömürüyle yavaş yavaş fıkırdıyor. Şöyle 5 dakika sonra kazanımızı indireceğiz arkadaşlar. Sabaha kadar dinlenmeye bırakacağız. Kendi kendine çekecek, iyice demlenecek. Sabah da sereceğim arkadaşlar. Böyle. Tarhanamız oldu arkadaşlar. Kazanımızı indirdik ocaktan. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Bir gece böyle demlenecek, kendi kendine dinlenecek. Yarın sabah sereceğim arkadaşlar, kurumaya alacağız.
kıvam bu. Evet arkadaşlar, tarhanamız sabaha kadar durdu. Böyle iyice suyunu çekti. Demini aldı. Oh, buraya betona çıkarmıştım gece kedi köpek gelir diye. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük tencereyle götüreceğim. Betona sereceğim arkadaşlar. Bir temiz bezim üstüne serip kurutacağız arkadaşlar. Kurumuş halinde gösteririm. Bugün de serme işim var işte. Böyle tarhanamızı sereceğiz güneşe. Güzelce kuruyacak. Evet arkadaşlar, bu da tarhanamızın kurumuş hali. Böyle tıkır tıkır kurudu. Bu da son hali arkadaşlar. Böyle kışın pişirip yiyeceğiz. Kışın size nasıl yapıldığını da gösteririm inşallah. Bugünlük de böyle olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takip etmeyi, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.